Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün ikincisi yapılan Türk Hava Kurumu Havacılık Festivali'ne geldik İnönü'de. Burada gelmeyenler için elimizden geldiği kadar tanıtım yapmak istiyorum. Atatürk'ün dediği gibi İstikbal göklerdedir sözünü örnek alarak havacılığın her bir dalına gönül verdik. Bu anlamda da buraya gelip sizlere bir kısa da olsa gelmeler için tanıtım yapmak istedim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet, Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Testlerinin girişi burası. Karşımızda bizi bir planör bekliyor. Sağ tarafımızda otopark. Evet, gösteri alanı burası. Evet, burası da gösteri alanı. Emniyet kuvvetlerinin çeşitli dronları. Küçük bir model, statik model daha doğrusu. Şu anda henüz festival daha başlamadı. Sabah halk uçuşları yapıldı. Emniyet kuvvetlerimize jandarma helikopterleri geldi. Evet, festivalimiz daha başlamadı. Burada festivali izlemeye gelen izleyiciler gölgede dinleniyorlar. Dediğim gibi harika bir yer, mükemmel bir ortam. Adeta havacılık için yaratılmış olan bir yer. Gölge isterseniz gölge, güneş isterseniz güneş, alan isterseniz alan, tepe isterseniz tepe, düzlük isterseniz düzlük. Her şey mevcut. Gölgelikte oturduk. Gösterilerin başlamasını bekliyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir yer ya. Harika bir yer. Yani Allah burayı sanki havacılık için yaratmış. Havacılık etkinlikleri iyi olması için yaratmış. Arkada ben cuma günü, yani dün sabahtan motorla 250'lik skuter motorumla geldim. Çadırımı kurdum buraya. Yaklaşık 7 saat kadar yol sürdü. Çadırımı kurdum. Yemeğimi yedim, yattım, yorulmuştum biraz. Sabah erkenden kalktık. Kahvaltımızı falan yaptık. Şimdi oturdum burada, gölgedeyim. Burası İnönü, Eskişehir İnönü'de. Türk Hava Kurumu'nun tesisleri. Burada her türlü eğitim veriliyor. Yamaç paraşütü, balon, yok balon verilmiyor galiba. Yamaç paraşütü, planör kursu, model uçak kursu, tekamül kursları. Her şey burada veriliyor. Türkiye'nin başka illerinde, merkezlerinde de var ama en önemli yeri buradan birisi burası. Ben de Türk Hava Kurumu'ndan yamaç paraşütü için eğitim almıştım. Yazıldım ama bir türlü çıkmıyordu. Hatta bir anımı anlatayım bu konuda. Birkaç kere yazıldım, çıkmadı. En son Erzincan'da yazılmıştım. O da çıkmadı, pardon. Türk Hava Kurumu'na tekrar yazıldım yamaç paraşütü kursu için. Yine çıkmadı. Sonra kızdım ya kaçtır yazılıyorum, çıkmadı. Ben de şey yaptım ondan sonra, bir saniye telefonum düştü.
Ben de kalktım Türk Hava Kurumu'nu aradım, bir tane bayanla görüştüm. Dedim ki hanımefendi, ben kaç defa arıyorum, kaç defa yazıldım, bir türlü çıkmıyor. Bu niye çıkmıyor arkadaşım dedim. Ben Manavgat'ta model uçak kursu, model uçak uçuruyorum. Okullarda arkadaşlarla, çocuklarla okullara eğitim vermeye, tanıtım yapmaya gidiyoruz. Etkinlikler yapıyoruz Manavgat'ta. Daha ne yapalım, kanat takıp uçmam mı lazım dedim. Niye çıkmıyor bu dedim böyle. Kadın dedi, o kadar çok mu istiyorsunuz dedi. Evet diyorum, çok istiyorum dedim. Tamam dedi, o zaman Erzincan'da bir tane iptal oldu, onun yerine siz yazayım dedi. Hı dedim, tamam yaz dedim. Böylece çıktı yani orası. Erzincan'a gittim yamaç paraşüt kursuna. 14 gün, 15 gün kadar kaldım. Hakikaten çok güzel eğitim veriyorlar. Buradan Ali Hoca'ya da selamlarımı iletiyorum. Yani siz de yazın arkadaşlar, havacılığın her kolu güzeldir. Benim amacım aslında vaktim olursa işte planörle de uçmak istiyorum ama işte iş güç, turizm oldu mu zor oluyor ya. Yani vakit bulup ayırmak gerekiyor. Çıksa bile otelden izin almam zor oluyor. Otelde çalışıyorum, güvenlik elemanıyım. Yani çıkması zor, izin alması zor. Yani şeyi de çok kısıtlı veriyorlar sayıyı. Atıyorum 14 kişi yazıyor bir dönemde. Sanıyorum 21 gün sürüyor. Ama 150 tane, 200 tane başvuru oluyor. İşte bunun içinde kriterler arıyorlarmış. İşte kurban bağışı yapmak, kurban derisi toplamak, onun gibi şeyler olması gerekiyormuş. Kriterleri seçiyorlarmış. Tabi arada torpiller de giriyordur bence. Öyle işte. Yani buraya gelip özellikle planörle uçmayı çok isterim. Bakalım nasip. Şu anda etkinliklerin başlamasını bekliyoruz. Sonra tekrar görüşüyoruz. Sevgiler. Evet, kuvvetli alkışlar Serdar Salta'ya gelsin, pilotumuza. O bizi buradan belki duyamıyor çünkü uçağının yapısı gereği 3-4 pist başından kalkmak zorunda kaldı. Bizim önümüzden kalkamadı pilot Serdar Salta. Evet, her geçişte daha da alçalıyor. Onu fark ediyorum şu anda sahneden. Evet, pilotlarımıza hem el sallıyoruz hem de alkışlarımızı gönderiyoruz. Lütfen tribündeki izleyicilerimiz. Bu hareketlerin hepsini bizler için yapıyor şu anda pilotlarımız. Evet, şu anda jandarma karacılık akrobasi ekibinin gösterisini izliyoruz. Sivil Türk Selam.
Of. Eksi 6 G. Üst seviye. Surat düşükken. Sağdan yarım kolu. Ve mükemmel bir şekilde. Yarım kolu. Üç dakikası ve çekiş noktası bile bir an. Evet gençler. Evet arkadaşlar. Bugün uçuşları bitti. Ortam harika. Burası gerçekten çok güzel bir yermiş. Şöyle göstereyim size. Şu anda eğlence başladı. Müzik başladı. İnsanlar oturuyorlar güzel güzel. Eşini, dostunu, çoluğunu, çocuğunu, sevgilisini, arkadaşını alan gelmiş buralara. Gördüğünüz gibi. Model uçak uçuranlar da var. Mükemmel bir ortam. Gerçekten çok güzel. Evet değerli dostlar, Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Festivali'nin ikinci günündeyiz. Arkadaşlarla beraberiz. Sizleri tanıyalım. İsminiz? Mert. Mert Kağan. Nereden geliyoruz acaba? Konya'dan geliyoruz. Konya'dan geliyorsunuz. Havacılık'ta ilginiz nedir acaba? Birinci Hava İkbal Bakım Merkezi'nde çalışıyoruz. Ooo ne güzel. Staj yapıyoruz. Ne güzel. Evet. Buraya nasıl buldunuz? Daha önceden geldiniz mi acaba? Daha önceden gelmemiştik. Güzel yer. Güzel yer. Beğendik. Evet. Ben de Manavgat'tan geliyorum. Manavgat'tan motorla geldim. Evet. Peki şu olarak
Bütün etkinlik olarak geçen sene geldiniz mi? Etkinlik güzel gerçekleşiyor bence de. Geçen sene gelmedim. Evet. Konya'da bir Türk Yıldızlar gösteri şey olmuştu. Bir de o zaman gittik. Onu gördük. Peki teşekkürler, sağ olun. Sizi tanıyalım. Recepcan Özmen. Nereden geliyoruz? Konya. Aynen Konya. Aynen fabrikada çalışıyoruz. Benim düşüncelerim nedir? Uçak gövde motor bakımında da okuyorum. Çok güzel. Staja geldim. Daha önce Eskişehir'e geldim. Çok küçükken gelmiştim. Yani insanların uçağa karşı önemi çok az. Yani daha bilmiyorlar uçağın önemini. Ülkemizde de hak ettiği değeri görmüyor uçaklar. İnşallah bizim sayemizde yükselteceğiz. Aynı düşüncelere ben de katılıyorum. Şöyle ki, ben de Manavgat'ta moda uçak uçuruyoruz. Görenler bize diyor ki, ya diyor amca diyor, kocaman adamsınız, utanmıyor musunuz oyuncaklarla oynamaya diyorlar yani. Böyle bir şey var bende de, anım vardı. Uçak kadar değerli bir şey daha fark edememişler diyelim. Doğru da çok teşekkürler, sağ olun. İyi eğlenceler. Sağ olun size de. Evet dostlar, İnönü testlerinde ikinci gündeyiz. Katılımcı arkadaşlarla görüşüyoruz. Şimdi görüş ve düşüncelerini alalım. Merhabalar efendim, sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Levent Günay. Eskişehir'deyim. İnönü'müze böyle güzel bir faaliyet yaptılar. Biz de katılmaya için geldik. Katılıyoruz. Böyle yani. Geçen sene de katılmış mıydınız, geldiniz mi? Yok, geçen sene farklı bir olaydaydım. Karavanla geziyordum. O yüzden denk gelemedik. Havacılıkla şeyimiz nedir? Amatör mü yoksa profesyonel anlamda uğraşıyor muyuz? Hayır, amatör. Bizden artık profesyonel geçti. Yaş olmuş 53. Bu saatten sonra amatör. Yani, hayat uçtukça güzeldir diyoruz. Yani ben yaşımda 56, moda uçakla uğraşıyorum. Yamaç paraşütle uğraşıyorum. Ya zevkler, renkler tartışılmaz. Uçmak da güzel, yüzmek kesinlikle de güzel, gezmek de güzel. Evet. Her dakikayı, her saniyeyi değerlendirmek lazım. Dünyaya bir daha mı geleceksin? Evet. Teşekkürler, sağ olun. Sizi tanıyalım. Ömer Aydın, ben de Eskişehirliyim. Eskişehir'den geliyorum. Aslında daha çok Solo Türk'ü merak ediyordum. Onun evet, için geldim zaten. Daha öncesinde de Sivrisar'daki etkinliklerine katılmıştım geçen sene. Onun dışında havacılıkla böyle profesyonel bir alaka yok. Sadece böyle küçük bir ilgi. Burayla ilgili düşünceniz nasıl? Yani neler, beklentinizi karşıladı mı? Eksikleri var mı? Veya daha şöyle olsaydı güzel olurdu gibisinden? Yani şu anlık o kadar bir düşüncem olmadı. Güzel gayet. Ben... Peki teşekkürler. Dostlar çekimimize devam. Evet dostlar, söyleşimize devam ediyoruz. Burada bir gencimiz daha, genç arkadaşımız daha var. Kendisini tanıyalım. Merhaba, isminiz? Merhaba, ismim Sercan. Nereden geliyorsunuz? Eskişehir'den geliyorum. Evet, Eskişehir'den geliyorum. Bu ilk sene, aynen. Çok güzel, güzel, eğlenceli. Bura hakkında düşüneceğiz nedir? Mesela beklentinizi karşıladı mı? Daha neler yapılabilir? 10 gibi. Yani beklentilerimizi karşıladı ama ya biraz daha gölge alanlar yapılabilirdi. Genel olarak etkinlik güzel gidiyor. Peki teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, en genç havacılarla birlikteyiz. Şu anda düşüncelerini alacağız, tanıyacağız kızı. Merhaba, ismin nedir? Elif Nisa. Senin? Metka. Senin? Yiğit Küçük. Yiğit Küçük. Buraya ilk defa mı geliyorsun? Evet. Burayı nasıl buldun? Düşüncelerin nedir? Çok güzel burası. Seni nasıl buldun? Çok iyi. En çok sevdiğin nedir? En çok beğendiğin ne oldu? Uçak. Hangi uçak ama? Sarı. Öyle mi? Sarı uçak mı? Az önce uçan jet mi? Evet. Sen de peki pilot olmak istiyor musun? Pilot olmak istiyor musun? Evet. İnşallah olursun. Ben de küçükken olmak istedim ama olamadım maalesef. Sen peki en çok beğendiğin ne oldu? Şuradaki uçak. Jetler. Evet. Peki jette iş kullanmak ister misin veya pilot olmak ister misin sen de? Kullanmak isterim. Evet, inşallah Allah gönlüne göre versin. Var mı başka? Burayla ilgili söyleyeceğim başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Nuri Küçük. Nereden geliyoruz acaba? Biz
Bozüyük'ten geldik, yakınız zaten. Ben de Manavgat'tan geliyorum, motorla geldim burası için. Nasıl buldunuz burayı? Beğendik, güzel bir etkinlik. Bir hava aracıyla daha önceden gelmiş miydiniz? Daha önceden hiç gelmemiştim. Evet. Tekrar gelirim seneye, tekrar gelirim. Beklentilerinizi karşıladı o zaman. Evet, güzel bir etkinlik, kalabalık. Peki, çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler dileriz, iyi günler. El sallayın. Ters takla hareketini. El salla. Öğretmen pilot Ali Açan gerçekleştiriyor. Evet dostlar. Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Festivali ikinci gününde son hızıyla devam ediyor. Mikrolight gösterisi vardı az önce. Şu anda mikrolight 3-4 pistine iniş yapmak üzere. Evet, kalkışını yapıyor. Evet, müthişti ya. Süper bir şey. Onun altında çalışıyorum şimdi. Dostlar, Cuma günden beri bulunduğum İnönü Türk Hava Kurumu İnönü testlerinde havacılık gösterisi, havacılık festivali şu an itibariyle bitmiş bulunmaktadır. Sizler için elimden geldiği kadar videolar çekmeye çalıştım. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Videolarımı beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Yarın sabah Manavgat'a 475 kilometrelik motorlu yolculuk beni bekler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir de sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.